Merhaba arkadaşlar, kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis, çok lezzetli bir gözleme tarifi vereceğim. Hadi gelin yapımına geçelim. Üç tane patatesim vardı. Patateslerim bu boyutta arkadaşlar. İkisini doğradım. Birini de sizler için doğrayacağım. Bu şekilde küpür doğrayalım. Bugünkü gözlemelerimizi patatesli, soğanlı yapacağız arkadaşlar. Üzerine geçecek kadar su dökelim. Evet arkadaşlar, bu kadar yeterliydi. Çok az daha ekleyelim. Evet, ve kaynamaya bırakalım. Patatesimiz kaynarken biz soğanımızı hazırlayalım. 3 adet soğanım vardı. Evet, ikisini doğradım. Birini de şimdi sizlerle doğrayalım. Böyle doğramak istedim. Ben iyice erisin istemedim soğanlarımı. Siz dilediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Arkadaşlar, sesim için sizden özür diliyorum. Soğuk suyu biraz fazla kaçırmışım sanırım. Ama geçecek inşallah. Evet, bu şekilde doğrayalım. Arkadaşlar, ben malzemelerimi açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan bakabilir, yapabilirsiniz. Bu şekilde doğradıktan sonra üzerine yarım çay bardağı kadar sıvı yağımızı ekleyelim ve kavrulmaya bırakalım. Kavrulan soğanlarımızın üzerine bir çay kaşığı pul biberimizi ekleyelim ve üzerine bir tatlı kaşığı salçamızı da ekleyelim. Ben domates salçası kullandım. Siz dilediğiniz salçayı kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı da tuzumuzu ilave ettikten sonra güzelce karıştıralım ve kavuralım. Evet arkadaşlar, soğanlarımız kavruldu. Patateslerimiz de kaynadıktan sonra güzelce şöyle çatal yardımıyla bir güzel ezelim. Arkadaşlar, ben bugün gözlemelerim patatesli yaptım ama siz dilerseniz kıymalısını, peynirlisini, kaşarlısını, istediğiniz gibi iç malzemesini kullanabilirsiniz. Hamurumuz çok güzel, gözlemeleriniz çok güzel olacak. Buna inanıyorum arkadaşlar. Evet, patateslerimizi ezdik. Soğanımızla bir güzel buluşturalım. Ve karıştıralım. Arkadaşlar, videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorumlar kısmına küçük bir emoji veya küçük bir kalp bırakırsanız ben de bu sayede izlemiş olduğunuzu anlayabilirim. Kanalıma abone olmadıysanız bu saatten sonra kanalıma abone de olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Beni Facebook'tan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Oradan da abone olabilirsiniz. Facebook adresimde Silbaştan Tatlar, Instagram adresimde Silbaştan Tatlar arkadaşlar. Oradan da desteklerinizi bekliyorum. İç harcımızı şöyle bir karıştırdıktan sonra kenarımızı alalım ve hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Kasemize bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave edelim. Bir çay kaşığı şekerimizi ilave edelim. 2 yemek kaşığı zeytinyağımız var arkadaşlar, onu da ilave edelim. 3 su bardağı suyumuz vardı, onu da ilave edelim. Arkadaşlar, hamurumuz mayası olacak. Mayası olmasına rağmen göreceksiniz yumuşacık mis gibi gözlemelerimiz oldu. Şöyle kaşık yardımıyla bir güzel sıvı malzemelerimizi karıştıralım. Azar azar unumuzu da ekleyelim. Hamurumuz katılaştıktan sonra elimizle devam edeceğiz arkadaşlar. Unumu sizler için ölçtüm arkadaşlar. 7,5-8 bardağı kadar un kullandım. Ama un kalitesine göre değişeceği için siz yine de kontrollü olarak kullanabilirsiniz. Hamurumuz katılaştı. Kaşığımızı çıkartalım ve elimizle devam edelim şimdi. Hamurumuzu güzelce özlü bir hamur olana kadar yoğuralım. Hamurumuz ne çok sert olacak arkadaşlar, ne çok yumuşak olacak. Ama elimize yapışan bir hamurumuz olacak. Mayası olduğu için elimize yapışıyor hamurumuz. Her zaman dediğim gibi ben gene de hamurumu tezgahıma aldım.
Sizler biliyorsunuz arkadaşlar ama yeni gelen arkadaşlarımız var. Onlar için tekrardan söyleme ihtiyacı duydum. Hamurumuz çok güzel, yumuşacık, gözlü bir hamur olmasını istiyorsak mutlaka tezgahta yoğurmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar, hamurumuzu çok güzel yoğurduktan sonra şöyle göstereyim. Elimizi yapışıyor ama yumuşaklığı yerinde olan bir hamurumuzu tekrardan kasemize alalım. Ve 15-20 dakika bekletelim. Bu şekilde saralım ve beklemeye bırakalım. Ve hamurumuz dinlendi. 15 dakika çabucak geçti. Streçin üzerinden çıkartalım ve hamurumuzu tezgahımıza tekrardan biraz un sepeleyerek alalım. Nasıl da güzel dinlenmiş arkadaşlar. Evet. Orada da şöyle bir havasını alalım. Ve rulo haline getirelim. Bezeleri bölelim. Arkadaşlar hamurumuzu 20 bezeye ayıracağız. 10 tane gözlemimiz olacak. Bu şekilde bezelerimizi yuvarlayalım ve kenarımızı alalım. Verdiğim bu ölçülerden 10 tane gözleme çıkıyor arkadaşlar ama siz isterseniz malzemelerimizi azaltabilir, çoğaltabilirsiniz. Dilediğiniz kadar gözleme yapabilirsiniz. Sabah kahvaltılarınızda, beş çaylarınızda, misafirlerinizde yapabileceğiniz en güzel gözleme tarifi arkadaşlar. Tarifimi inşallah yapar da beğenirsiniz. Yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Hamurumun hepsini bezeleri ayırdım ve şöyle kenara alalım. Tekrardan yuvarlayalım bezelerimizi. Evet arkadaşlar, bu şekilde yuvarlayalım. Ve kenarımızı alalım. Elimizi yapışıyorsa çok azıcık unlayabiliriz arkadaşlar ellerimizi. Hazırlamış olduğumuz bezelerimizi hepsimizin içerisine bir miktar unumuzu serpelim ve hamurlarımızı onun içerisine dizelim. Ve üzerine temiz bir bezimizi örtüp 10 dakika bekletelim. İlk yuvarlamış olduğumuz bezemizden alalım ve açmaya başlayalım. Servis tabağı büyüklüğünde açacağız arkadaşlar hamurumuzu. Hamurumuz çok yumuşak, güzel olduğu için çabucak açılıyor zaten. Ben oklava ile açtım ama isterseniz merdane ile de açabilirsiniz arkadaşlar. Hamur her türlü kolayca açılıyor. Evet arkadaşlar, bu büyüklükte yeterli. Şimdi iç harcımızdan alalım ve üzerine dağıtalım. Bir tane de kenarda açmış ve bekletmiş olduğum hamurum vardı. Onu da üzerine kapatalım. Şöyle kenarlarını da azıcık çekiştirelim. Ve çok hafif bastıralım. Ve kenarlarını keselim arkadaşlar. Tamam, ocağımı aldım. Şu anda ısınıyor. Hiç bekletmeden kızgın tavamıza gözlemimizi koyalım. Ve çevire çevire pişirelim arkadaşlar. O bir taraftan pişerken biz ikinci hamurumuzu da açalım. İkinci gözlemimizi de yapalım.
Evet, ikinci bezimizi de açtıktan sonra tekrardan iç harcımızı koyalım. Şöyle bir dağıtalım. Kenardaki hamurumuzu onun üzerine kapatalım. Ve tekrardan çok hafif bastırarak kenarlarını keselim. Ve katlayalım. Tavamızı alalım. Evet arkadaşlar. Bu şekilde tavamızı aldıktan sonra tekrar tekrar çevire çevire gözlemimizi pişirelim. Bakın bu şekilde çok hafif pembeleştiğinde çevirmeye devam edelim arkadaşlar. Bir tarafını kızartmaya bakmayalım. Kızartırsak öbür tarafı çökecektir. Evet bu şekilde çevirelim. Gözlemimiz çok güzel kabaracak. Evet bu şekilde içini çeke çeke pişti gözlemelerimiz. Ve tabağımızı alalım. Üzerine ben tereyağı sürdüm arkadaşlar. Siz isterseniz margarin de sürebilirsiniz. Zeytinyağı da sürebilirsiniz. Bu şekilde de üzerini yağlayalım. Gözlemelerimizin hepsini bitirdik arkadaşlar. Şimdi dilimleyelim. Evet bu şekilde ve gözlemelerimizin içine de bir bakalım. Bol malzemeli incecik yufkası ile harika bir gözlemelerimiz oldu arkadaşlar. Ve servisimize geçelim. Evet arkadaşlar gözlemelerimiz servise hazır. Yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin. Gözlemelerimi beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.